Etrafımızda var olan olayların, cisimlerin, beynimizde tam bir yansıması çıkarılabilir. Nörofelsefenin günümüzdeki geldiği konum bu iddiada. Patricia ve Paul Churchland'ın rayına oturttuğu ve günümüz nörofelsefesine yön verdiği zamanlardan önce zihnimizin beynimizden farklı bir durum olduğunu düşünmekte hiç beis görmüyorduk. Çünkü aynı zamanda zihnimizi kutsallaştırmak gibi de bir durum. Thomas Nagel gibi bugünlerde bıyık altından gülünerek argümanları yanıtlanan felsefeciler o zamanlar oldukça revaçtaydı. Bugün akademi halen okutulsa da Churchland'lardan sonra Nagel'ın felsefeleri oldukça tutarsız kalmaktadır. Fakat Hilary Putnam'ın Churchland'ların bu nörokimyasal ve deterministik zihin felsefesi argümanlarına bir takım karşılıkları olmuştur. Bu cevapları inceleyeceğiz. Benim nörofelsefe konusundaki düşüncelerimi de benim vereceğim cevaplarla şekillendirmeye çalışacağım. Putnam'ın inceleyeceğimiz ilk eleştirisi felsefe tarihinin en suyu çıkmış konusu üzerine. Etik. Putnam bilim çevrelerinin ve entelektüel çevrelerinin var olan etik felsefeyi üstten bakmalarına bir anlam veremediğini söylüyor. Ben de kanalda birçok defa etik tartışmalara bu şekilde indirgeyici ve üstten bakıcı bir nokta tuttum. Bunun nedeni nörofelsefede seçtiğim yol ve nörofelsefe düşüncelerimi Churchland'ların ertesindeki deterministik yani moleküler kimya ile gösterilebilecek zihin durumlarından devşirdiğimden dolayı. Putnam'a göre bu oldukça anlamsız, hatalı. Çünkü etik tartışmaları bir kısmının toplumsal etik, bir kısmının da epistemolojik etik olduğunu düşünüyorum. Epistemolojik etik nedir? Bizim bilim yaparken kullandığımız etiktir. Çünkü insanlar bilimsel araştırmalar yaparken deneylerde tutarlılık, korelasyon, istatistiki üstünlük gibi bazı değerler oluşturuyorlar ve bu değerler ertesinde deneye devam ediyorlar. Bu epistemolojik bir etik. Burada değerler aynı toplumsal etikte ortaya çıktığı gibi çıkıyor. Yani bir şeyin tutarlı olduğuna karar veriyoruz. Bir iki durumun koreli olduğuna karar veriyoruz. Ve bununla bizimle beraber karar veren diğer bilim insanları. Ve bilimi yapmak için kullandığımız etik mekaniklerin toplumdaki birbirimizin ilişkilerini düzenleyen etik mekaniklerden çok da ayrı olmadığını. Bu yüzden epistemolojik etiğin yani bilimsel olarak yapılan etiğin de öyle üstten bakmaması gerektiğini söylüyorum. Bu konuda oldukça haklı görüyorum. Çünkü biz araştırmalar yaparken bir veri ancak tutarlıysa o araştırmaya devam ediyoruz. Ve tutarlılık da ona atfettiğimiz bir değer. Hilary Putnam'a benim cevabım ise şu şekilde. Aksiyoloji yani etik felsefesi toplamda tüm etiği içeriyor gibi görünse de nesnelliği içermemektedir. Epistemolojik etik denilen yani bilimsel verilere ulaşmakta kullanılan değer yargılarıyla yapılan etikte nesnellik incelenmektedir. B. Epistemolojik etik nesnelliğin incelendiği ve zihnimizde çalışan toplumsal etiğin de içine bulaştığı farklı bir kümededir. Yani aksiyolojiyle incelenemez. Yani Hilary Putnam'ın toplumsal etik olarak yaftaladığı şey yine nörokimyasal olarak gösterilebilecek ve epistemolojik etik içine değerlendirilebilecek sonuçlardan elde edilmektedir. Neden? Evrimimiz gereği. Evrimimizde biz etik yargılarımızı, birisinin iyi birisinin kötü olup olmadığına dair yargılarımızı tamamen biyolojik nedenlerle verdik. Ve hayatta kalabilmek, neslimizin devamını sürdürebilmek veya bir sonraki yazı görebilmek için bazı kurallar ortaya koyduk. Ve bu kurallara baktığımızda da özünde biyolojik nedenler göreceğimizden dolayı o kurallardan elde edilmiş etikle incelenen bir durum aksiyolojinin içine giriyor olsa da beyinsel noktalarına girdiğimizde yani epistemolojik etik yaptığımız gibi bilimsel bir noktasından incelediğimizde aslında aksiyolojinin içinde değil, epistemolojik etiğin içindedir. Bu yüzden epistemolojik etik, toplamda toplumsal etiğe bu şekilde indirgeyici durumundan kaynaklanan bir üstten bakma yapmaya devam edebilmektedir. Bu kaçınılmazdır çünkü bizim zihnimizdeki değer yargılarının toplumdaki değer yargılarından çelişmesinden dolayı etik tartışmalar ortaya çıkmaktadır. Ve toplumdaki değer yargılarının oluşumunda sadece insanlar değil, bir takım dinler, bir takım savaşlar, bir takım kurallar, anayasalar da devreye girmektedir. Yani bu çelişkiler özünde aslında epistemolojik etiğin içerisinde değildir. Epistemolojik etik bunlara biyolojik çözümlemeler getirmektedir. Bu yüzden Putnam'ın bilim insanlarının toplumsal etiği küçümsemesine verdiği cevap oldukça geçersiz. Hilary Putnam'ın bir sonraki inceleyeceğim eleştirisi 1963 yılında. Bu yüzden aslında Churchland'ların çalışmalarına ve nörofelsefeye yapılmış deterministik bir eleştiri değil. O döneminde mantıksal davranışçılığa yapılmış bir eleştiri. Fakat ben bunu aynı zamanda nörofelsefe çerçevesinde tekrar inceleyeceğim. Fenomen isimli derginin ilk sayısında bu sene çıktı. İdil Gemici'nin çevirdiği Hilary Putnam'ın Brains and Behavior isimli bir makalesi var. Makale benim okuya geldiğim en zor felsefe makalesi aynı zamanda. Anlaşılması çok güç ve
İdilgemici buradan tebrik etmek istiyorum. Çünkü sonradan öğrendim ki bu çevirinin olayı anlaşılmaz hale getirmesinden kaynaklanmıyormuş. Gerçekten dünyada da okurlar bu makaleyi bir karın ağrısı olarak nitelendiriyorlar. Bir kafa karışıklığı festivali olarak. Makalenin ana konusu nedir peki? Eğlenceli bir örnekle Hillary Putnam mantıksal davranışçılığı eleştiriyor. Fakat ben mantıksal davranışçılığı eleştirdiği kısmı direkt olarak nöro felsefe adına nerede durduğunu makalenin de biraz bahsedeceğim. Hillary Putnam'ın örneğinde süper Spartalılar diye hayali bir ırk var. Bu ırk çektiği acıyı hiçbir şekilde dışarıya yansıtmıyor. Yani içinde kolunu kesseniz suratında bir kas oynamıyor. Öyle bir süper ırk. Dışarıya hiç yansıtmadıklarından dolayı bu acıyı eğer kualyalarında yani iç deneyimlerinde bu acı gerçekleşiyorsa bile davranışsal perspektiften tespit edilememesinden dolayı mantıksal davranışçılığı yanlıştır. Bu bir yerde deterministik, materyalistik nörofelsefeyi de yanlışlamak demek. Çünkü acıyı elde ettiğimiz kimyasallar ve işte o atomlar ve o algoritmaların çalışması beynimizde acıyı oluşturan her neyse demek ki bizim iç deneyimimizde bir şekilde kafeslenebilmektedir. Bu konuyla alakalı daha açıklayıcı ve bir nebze tartışmalı bir konuya gireyim. Biliyorsunuz veganlık tartışmaları her gün sosyal medyada etrafımızda olmakta. Tartışmaların odağında hayvanlara edilen zulüm ve onların çektiği acı var. Bu acı konusu bence birazcık dikkate değer. Çünkü veganlığın iddiasına göre eğer bir hayvan acı çekiyorsa, bir canlı acı çekiyorsa onu tüketmemek gerekir. Bu etik olarak oldukça yerli yerinde bir argüman. Bunun altını doldurmak için kullanılan bilimsel argüman ise oldukça hatalı. Çünkü bir hayvanın acı çekip çekmediğinin tespitini biz onun beyindeki acıyı deneyimleme durumuyla yapmaya çalışıyoruz. Ve diyoruz ki memeliler acı çekerler. Balıklar acaba acı çeker mi? Bazı balıklar mı acı çeker? Peki bitkiler hiç acı çekmezler mi? Mesela böcekler acı çekmez mi? Onlara zulmedilemiyor mu? Veya sürüngenlerin, kuşların serebral korteksi olmamalarına rağmen acı çekebilir. Bunların tabii ki bilimsel olarak gösterimleri yapılabilmektedir. Yani bir hayvanın acı çektiğinde verdiği tepkilerden acı çekip çekmediğini anlamak mümkün. Ve veganlıkta tabii ki bu tepkiler neticesinde de bir etik talepte bulunuyor. Diyor ki, işte hayvanlara zulmedilmemeli çünkü bakın onlar acı çekiyorlar. Biz etiğimizden dolayı onlara zulmetmemeliyiz. Fikirsel olarak ne kadar desteklenisi gelse de bilimsel perspektiften o kadar anlamlı olmayan bir durum. Çünkü beynimizde acıyı deneyimleyebiliyor olmamızın bazı nedenleri var. Memeliler neden acı çekiyorlar? Kuşlar neden acı çekiyorlar? Bunların beyinlerinde acıya dair neden bazı reseptörler var? Bunların nedenleri var. Tahmin edebileceğiniz gibi bu nedenler korunmakla alakalı nedenler. Ve korunmaya verilmiş tepkilerin toplamına mı acı diyeceğiz? Bu durumda mesela küstüm çiçeği acı çeker mi? Çünkü elimizi ona değdirdiğimizde yapraklarını kapatıyor. Peki bu onu suratını korumak için ellerini kaldıran bir insandan farklı yapar mı? Evet, burada şöyle bir eleştiri gelecektir. Bizim beynimiz var fakat küstüm çiçeğinin bir beyni yok. Bir sinir yapısı yok. Yani acıyı çektiğini deneyimleyebilecek organa sahip değil. Bu acı çektiğimizin deneyimlenmesi durumuysa konu, biz algılara ve farkındalığa sahip hayvanları pek de sınıflandırabilmiş değiliz. Kendinin farkında olabilen hayvanlar düşündüğümüzden daha az. Fakat etrafının farkında olan hayvanlar çokça. Etrafının da farkında olmayan direkt olarak sadece girdi çıktılarla çalışan hayvanlar da var tek hücreliler. Bunların hepsinin kendine dair acı çektiklerine, yok olduklarına ve nesillerini devam ettiremeyeceklerine dair verdikleri tepkiler var. Hepsinin ayrı ayrı. Ve biz bu tepkilerden bazılarını dikkate değer, bazılarını es geçirebilir olarak mı değerlendireceğiz? Yani küstüm çiçeğinin kendini koruması için kullandığı sistemin bir benzerini memeliler elektrikle yapıyorlar. Yani kimyasal olarak acı çekmenin değeri elektriksel olarak acı çekmenin değerinden az mıdır? Bu değerler bütününe kim nasıl karar vermektedir? Yani acının deneyimi beynimizde nerede oluştuğunu tam bilemediğimizden dolayı bir bitkide nerede oluştuğunu da gösterebilmemiz çok da önemli değil. Yani beyne sahip canlıların çektiği acı, beyne sahip olmayan canlıların çektiği acıdan daha mı önemli, daha mı kaçınılması gereken bir şey? Beyin ne ola ki insanlarda veya hayvanlarda diğer canlılardan daha büyük bir üstünlük sağlasın? Biz beynin oluşuna baktığımızda canlının hareketini düzenleyebilmesi için merkezi bir sistem olduğunu görüyoruz. Hayvanın hareketini düzenleyen sistemler ile kendisini korumak için kullandığı sistemler arasında direkt bir bağ yok. Biliyorsunuz kaktüslerin merkezi bir sinir sistemi yok fakat dikenleri var kendilerini korumak için. Veya tek hücreliler spor haline geçiyorlar yok olmamak için. Spor haline geçmelerini sağlayan ortamı hissettiklerinde acı çekmiyorlar mı? Spor haline geçme kararını vermeden önce bu onların acı çekmediğini gösterir. Beyin olmadıkları için evet diyeceksiniz. Ama beyindeki gerçekleştiren acı ile
kimyasal acı aynıdır. Yani birisi sadece elektrikle aktarılmaktadır. Yani elektriğin kimyaya üstünlüğü gibi bir şeye dönüşüyor o zaman gördüğünüz. Burada tekrar Hilary Putnam'ın Süper Spartalılar örneğine döneceğim. Süper Spartalılar acılarını gizliyorlardı acı çekmelerine rağmen. Yani acıyı deneyimliyor olmalarına rağmen hiçbir davranışsal tepki göstermiyorlardı. Yani acı çektiğini bilmesine rağmen küstüm çiçeğinin yapraklarını kapatmayan versiyonlarını düşünün. Yani diğer tüm çiçekleri. Herhangi bir dış tepki direkt göstermediklerini düşünün. Bu onların deneyiminde acı olmadığını göstermez. Fakat beyinlerinde acıyı koydukları yerden dolayı da onların deneyiminde acı bizim deneyimimizdeki acıyla aynı yerde değildir. Bu yüzden bir nesnel bütünlük gösteremez. Hilary Putnam burada aynı zamanda şunu demiş olmaktadır. Beyinde gerçekleştirilecek tüm o zihinsel, kimyasal atomların altı düzeyde olacak olaylarda oluşmuş düşünce, acıyla alakalı düşünce her neyse o bir algoritma olarak orada durmasına rağmen çalıştırılmamaktadır. Veya çalıştırıldıktan sonra elde edilen çıktılar kullanılmamaktadır. Bakın nörofelsefi düzeyde açıklaması ancak bu şekilde olmaktadır bu durumun. Bu aynı zamanda dünyada rahatlıkla gösterebileceğimiz bir sonuçtur. Neden? Şu an hava basıncını hissediyor musunuz? Üzerinizde tüm atmosfer basıncı var, bir barlık. Oldukça fazla hava var ve bu hava tüm derinizin üst yüzeyine büyük bir basınç yapıyor. Ve siz bundan elde edilen acıdan muafsınız. Bu acıyı zihniniz göremiyor. Burada biyolojik semantik dediğimiz bir kısma giriyoruz. Biyolojik semantik zihninize giren girdilerin içerideki çıktılarının ne kadarının semantik üçgene oturtulabildiği ile alakalı bir durum. Karmaşık bir tanım var fakat örnekle çok açık hale gelecek. Bu fotoğrafa baktığınızda ne görüyorsunuz? Muhtemelen bir dağ gördüğünüzü söyleyebilirsiniz. Azıcık ilgiliyseniz bunun Everest Dağı olduğunu söyleyebilirsiniz. Evet, Everest Dağı. Ancak dağcı olanlar diyecekler ki hayır, Everest Dağı değil, aynı zamanda Lhotse ve Nüpse de bu fotoğrafın içerisinde. Yani diğer tepeler. Everest, Himalayaların tümü değil, sadece bir tepe. Himalayalardaki 3 tepeyi bu fotoğrafta bir arada görüyoruz. Fotoğrafa baktığınızda burada dağ var dediğinizde o ilk düşünce, primer düşünce. Ve onun ardından benim verdiğim bilgiler ertesinde fotoğrafta gördüğünüz diğer detaylar ise parazitik düşüncelerdir. Yani primer düşüncenin üstüne sonradan eklenen ve onunla beraber içeriye sızan, artık bilişinizde burası sadece Everest değil, Lhotse ve Nüpse tepeleri de bu fotoğrafta dediğiniz diğer düşünceler parazitiktir. Yani onlar ana düşünceden yararlanırlar. Ancak biyolojik semantik içerisinde bizim primer düşüncemiz aslında bu değildir. Bu bizim bilişsel olarak primer düşüncemizdir. Yani dağ bizim bilişsel primer düşüncemizdir. Beynimiz içinse durum çok daha farklıdır. Tahmin edebileceğiniz gibi ben bu fotoğrafa baktığınızda ne görüyorsunuz diye sorduğumda siz göz bebeklerinizi fotoğrafın ortasına odakladınız ve fotoğraftan direkt olan gelen ışınları beyninizde göndermeye başladınız. Beyniniz için primer düşünce ilk ışık hüzmelerinin ilk yorumudur. Yani onun üzerine koyulacak geri kalan düşüncelerle beraber, geri kalan parazitlerle beraber bilişsel düzeye doğru çıkartılan bir bilgi göreceğiz. Yani fotoğraftaki şeklin kafanızdaki dağ şekilleriyle özdeş olmasından kaynaklanan bu bir dağdır bilgisi bilişe girecek. Ve dediğim gibi bu bir dağdır bilgisi burada parazitik olacak. Bu yüzden bilişsel semantik bizim bilişimizin nerede beynimizde başladığını da göz önünde bulundurmak zorunda olduğumuz bir yer. Ve içeride hava basıncından çektiğimiz acının bulunmuyor olmasının nedeni de bilişsel semantik. O bir bilgi olarak içeridedir. Yani oradan derimizin üzerinden bir girdi almışızdır hava basıncına dair. Ancak bunu bilişsel düzeye taşımamışızdır. Nörobilimde bu yüksek kognitif denilen, yüksek bilişsel düzeye taşımak denilen ve birçok katman, kaç tane olduğu henüz daha bilinmeyen katmanlardan geçirilmiş, birçok filtreden geçirilmiş, birçok konsepte uğramış, o konseptlerden bazı düşünceler almış veya almamış bir yolculuğun sonucunda biz bu bir dağdır deriz. Bu kısmını muhtemelen zaten tahmin edebiliyorsunuz. Bu yüzden eğer Putnam'ın süper Spartalıları acıyı hissediyor olmalarına rağmen hiçbir davranışsal çıktı koymuyorlarsa, bu onların nefes almayı hissetmelerine veya kalplerinin attığını hissetmelerine eşdeğer bir şeydir. Evet, bu oradadır kesinlikle bu bilgi ve yüksek kognitif düzeylere taşınabilmektedir. Fakat bu bilgiler ilk düşünceler değillerdir. Hepsi parazitik düşüncelerdir ve
bilişsel düzeye taşındıklarında başka nedenlerle oraya taşınmışlardır. Doğal yollarla değil. Yani ben size şu an nefes aldığınızı fark ettiğinizden bahsettiğim için nefes almayı düşünmeye başlamış olabilirsiniz. Bu doğal olmayan bir sürecin sonucudur. Halbuki nefes aldığınız bilgisi beyninizde rahatlıkla oluşturulabilecekken ilk düşünce bazında değildir. Neden? Çünkü evrimsel nedenlerle. Yani bizim avcılardan kaçmak, bazı konuları kolaylaştırmak ve bunları beyincik, omurilik ve omurilik soğanı gibi diğer sinirsel yapılara bölmek gibi avantajları var. Bu yüzden biliş aynı etikçileri değerlendirdiği gibi saf orada duran bir algoritmalar bütünlüğü değil, toplamda çalışan bir sistemin ufak bir kısmı olmaktadır. Biyolojik semantik de tam da bu noktalarda nasıl semantik üçgenleri kurulur bununla alakalıdır. Bunun dışında yine nörofelsefeye şöyle bir eleştiri getirilebilir. Fizikalistlere getirilen eleştiridir bu. Sizin acıyı hissetmenizle benim acıyı hissetmem arasında bir fark vardır. Ancak iki tarafta acıdan bahsettiğinde neyden bahsedildiğini anlamaktadır. Öyle değil mi? Yani bu bilgi bir şekilde taşınmaktadır. Bu bilgi bir şekilde dönüştürülüyor olmasına rağmen taşınmaktadır. Bu yüzden beyinde oluşturulacak nöro durumlar gerçekteki olayların tam karşılığı asla olamazlar. Yani kesinlikle özgün, bizim içeride yaşadığımız ve etikçilerin kutsal diyebileceği bir biliş kesin vardır demektedir fizikalistlere yapılan eleştirilerin. Ana teması budur. Buna şöyle bir cevap verilebilir. Özellikle bilgisayarlar çerçevesinden bir cevap verilebilir. Cep telefonunuzun işletim sistemi nedir? Bazılarınız iOS olduğunu, bazılarınız Android olduğunu söyleyecek. Android ve iOS arasındaki karşılaştırmaların çoğunu zaten YouTube'da bulabilirsiniz farklarını. Ve farklı işlemci mimarilerinde çalışabildiklerini. iPhone telefonlarda kullanılan ve Apple'ın kendi ürettiği işlemciler ile Android serisinde kullanılan ARM tipi işlemciler arasındaki işlemci mimarisi farklarını araştırabilirsiniz. Oldukça farklıdır. Yani ikisi farklı dünyalarda, farklı beyinlere sahip telefonlardır. Yine de siz bu videoyu iki telefonda da açıp aynı bu videonun taşıdığı bilginin aynısını beyninizde oluşturabilirsiniz. Bu videoları özdeş yapmaz. Dediğim gibi özgün yapar. Yani iPhone'da çalışması için bu videonun farklı bir nöro durum gerekmektedir iPhone'un içinde ve Android içinde çok daha farklı bir nöro durum gerekmektedir. Fakat bilgi bir tanedir. Toplamda fark ederseniz bu videonun bir nöro durum olarak saklanmasının önünde engel değildir. Telefonların içerisindeki durum tümüyle özgün, tümüyle kendilerine dair olsa da yani koalyaları, kendi özgün deneyimleri olsa da sizin beyniniz gibi ortaya çıkan bilgi nesnel olarak gösterebilmekte. Yani beynimiz toplamda nesnel olarak çalışmaktadır. Çünkü beynin ortaya çıkartabileceği ve işleyebileceği her şey nesnel olarak bir yere kodlanabilmektedir. Bu da ilk başta bahsedilen Churchland'ların ortaya koyduğu materyalistik, deterministik, felsefi durumların tümünü tekrar geçerli hale getirmektedir. Yani dışarıda her ne oluyorsa beynimizde birebir bir biçimde fiziksel iz düşümü gösterilebilir şekilde simüle edilebilir. Aynı bu videonun telefonunuzda simüle edilebildiği. Videonun sonuna gelmişken Fenomena dergisine tekrar teşekkür etmek istiyorum. İlk sayılarını aldım ve gerçekten inanılmaz bir iş başardıklarını söylemek istiyorum. Gerçekten okuması da çok zevkliydi. Zorlu makaleler içeriyor olmasına ve içeriğinde mesela nörofelsefe ve hukuka dair de bir makale içeriyor olması dolayısıyla gerçekten beni bir sonraki sayı için oldukça heyecanlandırıyor. Bunun dışında nesnel etiğe karşı duruşum aynı zamanda benim bu videoda anlattığıma benzer bir biçimde. Bundan dolayı da sonraki sezonlarda bilinçle alakalı ortaya koyacağım fikirlerde buradaki düşünce bütünlüğünden de yararlanmayı planlıyorum.